Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane fal kapattım. Bunlardan bir tanesini tamamen kendi enerjinizle, bir tanesini tutun. Kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri için olabilir. Ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Dediğim gibi bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani nasıl birini çok fazla düşünürsünüz, çok fazla anımsarsınız, o kişi sizi bir anda arar ya da karşınızda görürsünüz. Hani böyle çekersiniz o kişiyi sanki. Ya da bir olayla ilgili hani çok söylediğiniz şeyler başınıza gelir ya böyle. Hani çünkü bir enerji vardır, o şeyi çekersiniz. Onun gibi bence kafanızda bir soru işareti varsa, işte bununla ilgili bir de cevap almak istiyorsanız, ben de belki de bu video aracılığıyla bir mesaj alacaksınız gibi düşünüyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini tutun. Ben her seferinde farklı objeler ya da farklı fincanlar kullanmaya başlıyorum. Fincanlar kullanmayı deniyorum daha doğrusu. Ama tabii objelerimi zaman zaman tekrardan kullanıyorum. Çünkü çok fazla video yaptığım için her seferinde yeni bir obje bulamıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini tutun. İsterseniz kanalımda bunlar gibi yüzlerce fincan var. Bunlardan da bir tanesini seçebilirsiniz tamamen enerjinizle. Şimdi yukarıda önerilen liste diye bir liste çıkacak. O listeye tıkladığınızda yüzlerce fincan bulabilirsiniz. Onlardan bir tanesini de tıklarsanız eğer işte tamamen enerjinizle alakalı bir videoyu izlemiş olursunuz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi hangisinden başlasam diye bir düşündüm hem konuşurken. Kırmızı olandan başlamak istiyorum. Şu yıldız objeli olan beyaz nasip yazılı fincanımızı kenarıya koyuyorum. Şimdi kırmızılı ve kırmızı kolyemi kullandığım fincandan başlamak istiyorum. Bakalım bunu niyet edip tutanlar için fincanımızda neler çıkacak. Şöyle bir açıp bakayım, sizler de bir görün ama çok hareketli bir fal çıktı. Baya baya hareketli bir fal. Şöyle bir bakayım, sizler de bir görün. Bir kere içinizde bir şey dert etmişsiniz. İçinizde böyle bir şey oturmuş, bir sıkıntı, bir dert ama yarım ay çıkmış. Yarım ay böyle artık sıkıntıların yavaş yavaş açıldığını gösterir. Ufak ufak böyle hafif hafif aydınlanacak ama bakın gözyaşlarınız aşağıya doğru süzüldü. Bir şey için gözyaşı dökmüş. Artık hani böyle bazen içimize gözyaşı dökeriz, akıtırız. Kimsenin duymadığı yaralarımız vardır ama bunu artık böyle çevreye de belli edip üzüntünüzü böyle dışarıya doğru ağlamış, üzüldüğünüz bir durum olmuş. Şurada en fazla şey görüyorum. Bakın burada ayakta duran güçlü bir insan. Aslında sanki böyle biraz aslan gibi de çıkmış. Aslan figürüne benziyor. Aslında güçlü bir karakter bu. Ben bunu siz olarak yorumluyorum. Bir şey için çok fazla dua ediyorsunuz ve dua ettiğiniz kişi bir şey kişiyle ilgili, biriyle ilgili diyebilirim. Bakın şurada yatan bir insan var. Böyle hani kafası yukarıya kalkmış ama bir yatıyor. Bir derdi var, bir üzüntüsü var. Yani kendinizden çok başka biriyle ilgili ettiğiniz bir duanız var. Çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir ama hani böyle o kişiyle ilgili, o kişinin daha iyi olması ile ilgili olabilir. Çok çok büyük bir duanız var ama şöyle de diyebiliriz. Bazen siz eğer ki herhangi bir şey, konuda sıkıntıda dertte olan sizseniz, sizi çok seven, sizi kendinden çok seven biri çok fazla dua ediyor sizin için ve çok koca yürekli, böyle aslan gibi, aslında güçlü karakterli biri ama sanki elinden bir şey gelmiyor bu konuda. Hani yapılabilecek bir şey yok ama dua ediyor. Güzel enerjileriyle size destek oluyor diyebilirim. Böyle ikili ilişkilerde ya siz biri için ya da birisi sizin için çok büyük bir dua ediyor. Bir konu var sanki dert edilen, bu aile içerisinde ya da arkadaş ortamında, kardeşlik ortamında belki ama birinin bir derdi, bir sıkıntısı varmış gibi çıkmış. Şimdi karşınızda sanki ailece ya da bir ilişki, yani bu eşinizde de olan bir şey olabilir. Hani dedim ya bir dert, bir sıkıntı var. Yani karşınıza kocaman dev gibi bir insan çıkmış bu olaylarla ilgili. Yani birisi sizin yapmak istediğiniz bir şeyi ya da bu iki kişinin hani istediği şeyi birisi engelliyor. Yani öyle biri var ki kocaman bakın dev gibi durmuş sizin önünüzde. Bir şey yapmanızı engelliyor. Yani başka bir şehre gitmek istiyorsunuz belki durduruyor. Belki bir iş yapmak istiyorsunuz durduruyor. Ayrılmak istiyorsunuz izin vermiyor. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz ama bu kişi o kadar büyük bir engel ki önünüzde. Koskocaman duruyor ve sizin geçmenizi engelliyor. Hani onu aşamadığınız sürece de sanki bu tarafta hayalleriniz ve yapmak istedikleriniz var. Yani o engeli ya da o kişiyi aşamadığınız için bu engellerinizi pardon hayallerinize kavuşamıyormuşsunuz gibi çıkmış.
Burada bayağı bir hayal, bayağı bir yapmak istediğiniz şeyler var. Eğer ki bu kişiyi de kırmadan, dökmeden, belki gerekiyorsa kırarak da, hani eğer haksız bir duruş sergiliyorsa, tabii ki de bazen hani kırıp üzerinden geçip, yani üzerinden geçip derken hani mecazi anlamda, onu belki düşüncelerini falan önemsemeden diyeyim daha doğrusu. Yapmak istediklerinizi yapabilirsiniz ama haklıysa sizin önünüzde durmakta, onu kırmadan, incitmeden belki hani bir şekilde yolunu bulacaksınız. Çünkü yapmak istediğiniz bir hayaliniz var. Ya gitmek istediğiniz bir yer var, ya yapmak istediğiniz bir iş, ya birlikte olmak istediğiniz bir insan, bir şey var ve eğer ki aşabilirseniz o engeli. Bakın şurada bir insan var, görüyor musunuz? Kocaman ve sırtında kocaman bir yükü var. Kocaman bir insan. Böyle iri yarı. Ayakları da çıkmış böyle çok bariz. Çok güçleneceksiniz. Yani sanki bu hayaliniz sizi güçlendirecek. Yani birlikte olmak istediğiniz insanla birlikte olursanız çok mutlu olabilirsiniz. Başka bir şehire taşınmak istiyorsanız, başka bir iş yapmak istiyorsanız, her ne yapmak istiyorsanız, işte o engeli aştıktan sonra bu hayalinize kavuşursanız kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Ve şöyle şurada İlerleyen zamanlarda iki kişi böyle ağız ağza vermiş çok güzel bir sohbetin içerisinde, bakın karşılıklı bir şey konuşuyorlar. Biriyle birlikte olabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız hayatınıza biri girebilir. Ya da var olan ilişkinizde her şey daha iyiye gidebilir. Bu bir arkadaşlık da olabilir. Belki çok samimi bir arkadaşlık, aile içi bir yakınlaşma da olabilir. Hani aile içerisinde kuzenlerimiz vardır, akrabalarımız vardır ama hepsiyle de çok samimi yakın olamayız. Hele evlendikten sonra, işin içine başka aileler, çocuklar girdikten sonra o eski samimiyet de kalmaz tabii haklı olarak. Ama biriyle böyle çok yakınlaşacaksınız ya da yakınlaştığınız bir anda. Bakın ortadan biri var, biri girmeye çalışacak aranıza. Dikkat edin, ilerleyen zamanlarda hani bu çok samimi olduğunuz her kimse, eşiniz, partneriniz, sevgiliniz ya da işte aileden biri, arkadaşlarınız, sizin böyle hani en keyifli, en böyle burun buruna verip konuşup çok iyi iletişim kurduğunuz bir anda bir kişi aranıza girmeye çalışacak. Resmen bakın şuradan birisi araya girip böyle arayı bozmaya çalışabilir ama siz tabii bence bunu fark edip önlem alabilirsiniz. Böyle bir araya girmek isteyen bir insan çıkmış. Şurada bir sanki palyaço görüntüsü var. Bakın şurada bir insan var ama palyaço görüntüsünde sanki. Şimdi palyaço genelde hani şeydir ya, böyle komiktir, eğlenceli gözükür ama iç dünyasında da hani böyle filmlerde de palyaçolar dışarıda hep güler gülüyormuş gibi yüzüne şeyler sürdür ama iç dünyasında bir hüzün vardır bazen. Ben şeye benzetirim, böyle hani bir insan var, dışarıdan böyle çok renkli gözüküyor, çok gülüyormuş gibi gözüküyor. Herkesi eğlendiriyor, o kadar iyi kalpli ki, o kadar böyle hani sevecen, herkes mutlu olsun, herkes eğlensin, herkese iyi gözükeyim, herkese güzel enerji vereyim diyen biri bu. Ama iç dünyasında öyle değil belki de. İş dünyasında başka bir dünya var. Yani hani böyle o çok gülen kişinin arkasına çok ağlayan belki de. Hani çok düşünen biri. Hiç düşünmüyormuş gibi hareket edip böyle umarsızca yaşıyormuş gibi gözüken ama altında tam tersi çok düşünen bir insan gibi. Bu kişiye bir haber gelecek. Bu kişi böyle nasıl diyeyim? Hani böyle çok çok temiz bir haberi gelecek bu kişinin. Hani böyle iç dünyasında onu hüzne boğan, hani her neyse canını sıkan, o şey iyi gelecek. Hani böyle o haber iyi gelecek ve biraz rahatlayacak. Siz de olabilirsiniz ama çevrenize dikkat edin. Bazen maskelemiş hayatında gerçek hüznünü göstermeyen bir arkadaşınız, bir akrabanız varsa onunla ilgili güzel bir haber çıkmış. İnşallah sevinsin her zaman. Şurada bir kalabalık var. Bir kalabalığın içerisine giriyorsunuz ama kalabalıkta böyle hani bebekler var, çocuklar var, böyle aile meclisi olabilir bu, arkadaş ortamı ya da. Burada bir insan sizin sürekli böyle sizde baş başa verip bir şeyler konuşuyor ama sizin kafanızı karıştırıyordu aslında. Hani bulunduğunuz ortamda böyle konuşulurken ya biri hakkında sizi yanlış bir şekilde yönlendiriyor, dolduruyor ya böyle bir şeyler söyleye söylesin enerjinizi düşürüyor. Bu insandan bir rahatsızlık duyacaksınız. Size böyle laf taşıdığını anlayacaksınız ya da hani. Ya ben şeye çok inanıyorum. Eğer ki biri gelip size sürekli başkaları hakkında konuşursa emin olun sizin hakkınızda da başkalarıyla konuşuyordur. Çünkü hani bu bir karakter meselesidir. İnsan bence sır tutmayı öğrenmeli ilk önce. İlk önce çenemizi tutmayı öğrenmeliyiz. Bunu yapamıyorsa her kimse, en yakınız bile olsa maalesef sizin de sırrınızı başka birine verebilir. Bir insandan rahatsız olacaksınız. İşte hani bu böyle sürekli şey davrandığı için
bu şekilde davrandığı için ondan biraz böyle soğuyacaksınız. Son duyduğunuz şeylerle birlikte karşıdan biraz böyle uzaklaşacaksınız. Bir resmiyet olabilir bu kişiyle aranızda. Bakın böyle sanki gelmiş, şöyle sürekli kulağınızda bir şeyler anlatıyormuş gibi çıkmış. Bir insanla aranıza bir soğukluk girebilir. Bir şey dediğim gibi canınız çok sıkılmış ama biraz hafif hafif atacaksınız sıkıntınızı. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Şöyle bir bakalım. Tabağımızda böyle uzaktan gelen bir insan var. Beklediğiniz bir insan varsa uzaktan o gelecek. Sanki böyle yola çıkmış bir insan uzakta böyle gözükmeye başlamış. İşte bu bazen bir partnerdir. Artık böyle birinin varlığını ufak ufak hissedeceksiniz. Sonra da hayatınıza giren kişi olacak. Uzaktan gözükmeye başlamış. Beklediğiniz uzaktan biri varsa uzun zamandır görmediğiniz, özlediğiniz işte ondan önce haber gelecek. Sonra da geldiğini öğreneceksiniz, göreceksiniz ve gelecek, kavuşacaksınız. Birinin uzaktan haberini alacaksınız. Beklenen bir bebek haberi ise, bir bebekse, bir çocuksa haneye İşte bir bebek haberi alacaksınız bence. Size doğru gelen bir insan çıkmış. İnşallah en hayırlısı, en çok istediğiniz insandır. Size hayır getirsin. Her şeyin hayırlısı. Evladın da, arkadaşın da, eşin, dostun da hepsinin en hayırlısı. Gerçekten böyle dilemek lazım. Ben hep diyorum bir dua ederken de tam dua etmek lazım. Hani körü körüne bir şey istememek gerekiyor. Ev istersiniz, ev istersiniz ama ev aldıktan sonra evin içinde çok mutlu olmazsanız hiçbir anlamı yok. Evlat da hayırlı olsun. Evde, parada, işte. Hani gerçekten bunlar çok önemli. Bir şey isterken çok dikkat ederek dua etmemiz lazım aslında. Biri var ailede bence. Yaşlı biraz, yaşça büyük birisi. Bu kişinin aklında hep biri var, bir şey var. Bu böyle çok dertli, bir efkarlı gözüküyor. Ya geçmişinde takılmış, geçmişinde yaşadığı bir şeyi çok düşünüyor. Ya birini çok düşünüyor. Böyle sürekli atamadığı içerisinde bir şey var. Hep böyle büyütüyor içerisinde. Hani gençler derler ya hayalleriyle yaşlılarda geçmişiyle yaşar. Bence ne olursa olsun kaç yaşında olursak olalım yani geçmişe çok takılı kalmamak lazım. Yani olan olmuş, biten bitmiş, yapacak hiçbir şey yok. Varsa çevrenizde anneniz, babanız, işte büyük anneniz, büyük babanız hiç fark etmez. Her kim sizseniz yaşı büyük olan ve bunu dinliyorsanız yani geçmişe takılmayın bence. Çünkü geçmişi değiştiremiyoruz. Şu anın tadını çıkartmak lazım. Şu an yanınızda kimler var? Kimlerle birliktesiniz? Nasıl bir gün? Sağlıklı mısınız? Hiçbir yeriniz acımıyor mu? Ağrımıyor mu? İşte onun ötesi yok yani. Bu andan ötesi yok. Çünkü belki 2 saat sonra var mıyız yok muyuz onu bile bilmiyoruz. Böyle bir dünyada yaşarken geçmişe çok takılı kalmamak gerekir. Her kimse sizseniz bence çok takılmayın. Eğer ki yakınlarınızdan biri ise bence de ona böyle bir gidin sohbet edin, onun böyle yüreğini ferahlatın biraz konuşmalarınıza. Çünkü konuşmalar, sözler sihir gibidir. Ben çok inanıyorum. Güzel cümleler insanlara çok enerjisini yükseltir. Düşünün ki bir insan size sürekli sevdiğinizi söylerse ya da aşık olursanız nasıldır? Ondan güzel iletişim kurduğunuz zaman, onunla böyle sürekli güzel sohbetler ettiğiniz zaman enerjiniz nasıl yükselir, değil mi? Çünkü hani onun sözleri sihir gibi etkiler. Saçlarınız daha çok parlar, cildiniz parlar. Birden böyle mutluluk. Çünkü güzel hormonlar salgılamaya başlarsınız. İşte güzel sözler, güzel düşünceler, güzel duygular insana sihir gibi dokunur bence hayatına. Siz de bence birinin hayatına dokunun varsa etrafınızda öyle çok düşünen biri. Ona yardımcı olun. İlk planımız böyleydi. Çok büyük sürprizler ya da şeyler yoktu. Bir sıkıntı da var ama hayatın içinden olan şeylerdi belki de. İlk planımızda sadece bunları görebildim. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. İnşallah dilediğiniz gibi olur. Dilediğinizden bile daha güzel olsun hatta sürprizlerle dolu olsun. Şimdi bu da ikinci falımız. Bakalım ikinci falımızı nasip fincanımızı seçenler için. Falımızda neler çıkmış? Şöyle bakın bunu açınca zaten çok bariz görmüşsünüzdür. Şurada bir göz var. Burada da üzerinde bir göz. Yani sizi sürekli izleyen bir insan var. Yani bu çok biraz iki kişi de olabilir. Bu bir tanesi kem gözlü, bir tanesi de belki iyi niyetli ama sürekli iki de olabilir. Çünkü şurada bir tane koyu bakın göz var. Burada da açık bir. Bir tanesi iyi niyetli, bir tanesi kötü niyetli olabilir. İki kişi sürekli sizi gözlüyor. Sürekli gözleri üzerinizde böyle. Yani kötü niyetliden uzak durmak gerekir ama iyi niyetli de meraklıdır belki. O da çok iyi değildir ya. Sürekli birinin sizi gözlemesi hoş değildir. Şimdi bakalım falımızda neler çıkmış.
Kafamızda bir karmaşa var. Biraz kafada bir karışıklık var. Bir şeyler rayına oturmamış ya da böyle hani çok yakında bir olaylar olmuş. Bir şeylere üzülünmüş. Küçük bir gözyaşı çıktı çünkü. Gözyaşı da dökülmüş ama en çok kafanızda bir kaos var, fırtına var. Zaten olaylar büyüktür, küçüktür fark etmez ama sizin onu nasıl algıladığınız çok önemlidir. Bazı küçücük olayları o kadar çok büyütürüz ki kendimizi kahrederiz. Gerek yok, bir şeyi büyütüyorsunuz bence. Çok fazla kafanızda büyütüyorsunuz. Hep şey derler, ben bir yerde okumuştum. Düşünün diyor, 5 yıl önce yaşadığınız herhangi bir olay, acı, yani düşünün işten ayrıldınız, çok parasız kaldınız, işte çok sevdiğiniz bir insandan ayrıldınız, Allah korusun ölüm dışında. Şu an aynı acıyı hissediyor musunuz? Aynı hüznü duyuyor musunuz? Cevap hayırsa, bugün yaşadığınız en büyük acıdan da 1 yıl, 2 yıl ya da 5 yıl sonra aynı şeyi hissedeceksiniz. Çok da canınız acıtmayacak. Demek ki her şey geçici. O yüzden bunları söyleyeyim beyninize. Bir şey varsa büyütmeden halletmeye çalışın. Çözüme odaklanın. Yani olayı değil, o soruna değil, sebeplere değil, sonuçlara ve çözümlere odaklanın. Ne yapabilirsiniz şu an gibi? Kafanızı böyle çok fazla karıştırmış bir olay. Bakın böyle düşünüyorsunuz. Bu kafanız önde eğilmiş. Kara tasalar gibi. Hani böyle karalar bağlamış ki hep aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu sarmaldan çıkmanız gerekiyor bence. Bu sarmaldan çıkabilirseniz eğer hayatınızda iki tane güzel şey var. Bakın burada bir kurbanlık koyun gibi çıkmış. Burada da bir balık var. Yani önünüzde bir kısmetiniz var. Hatta adaklara deyip böyle istediğiniz olduğu için adaklarınızı adayabileceğiniz iki şey olacak. Ama bu kafanızı böyle öne eğip karamsarlık yapmışsınız. Bir şeyleri böyle karalar bağlamışsınız ya, aynı sarmaldan çıkamıyorsunuz. Hani böyle bir silkelenseniz, kendinize gelseniz para mı bulacaksınız, daha iyi bir iş belki. İlişki mi bitti mi, kahroldunuz mu? Çok daha iyisi olacak belki de. Çünkü belki bitmesi gerekiyor. Bir şey çok yani bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmek lazım. Bu falda bence bir şeyi kabullenmek gerektiğini, hani en çok onu düşünüyorum. Kabullenmesi gerekiyor bu falı seçenlerin. Çünkü kabul edip önüne bakmaya başladığında çok büyük güzellikler onu bekliyor. Dediğim gibi bir kısmeti var ve adak çıkmış, çok mutlu olacak. Bir şey için hani güzel gelişmeler yaşanacak. Şurada bakın bir kadın var sanki, hafif kiloluca. Şurada da resmen bir bebek arabası çıkmamış mı? Siz de görebiliyor musunuz? Şurada bir bebek arabası. Kadın sanki elini uzatmış, bebeği seviyor. Bir kere burada bebek haberi olabilir. Çok yakınlarınızdan birinin çok yakında bir bebek haberini alabilirsiniz. Torunlarınız olabilir, çocuklarınız olabilir vesaire ama bir bebek haberi alacaksınız. Hamile bir kadın çıkmış ama hamile kadının arkasında biraz böyle sinsice hareket eden bir insan var. Hani bu sizin bebeğinizle alakalı. Eşiniz hamile kalabilir, siz hamile kalabilirsiniz, artık izleyen kişiye göre değişir. Torunlarınız vesaire olabilir ama bu hamile kadının arkasında biraz sinsice işler çeviren bir insan var. Sanki bu kadının rahatsız ediyor. Yani bu kadının bağlantılı olduğu bir haber alabilirsiniz. Hani bu hamile kadının haberini aldıktan sonra da bunun arkasında bir kan bağı ya da bir bağı var bu kadının bu kişiyle. Onun hakkında böyle onu üzen, onu böyle sinsice arkasından bir iş yaptığını duyabilirsiniz. Biraz bu kadınla ilgili değişik bir karmaşa çıkmış. Enteresan bir şekilde. Bakalım burada neler çıkmış başka. Bakın şurada masa başında oturan çalışan bir insan var. Masa başında çalışan bir insan. Bu siz çalışıyorsanız eğer sizinle ilgili ya da hani siz değil eşiniz, çocuklarınız vesaire ise, yakınlarınızda biri ise masa başında oturan birine, bakın şurada bir kuş var sanki. Kuş ağzıyla böyle bir şey, ip gibi tutmuş, böyle bir şey getiriyor. Haber ya da bir kısmet getiriyor. Yani masa başında çalışan bir insana terfi olabilir. Bu bazen eğitim de olabilir. Hani bu masa başında oturmuş ders çalışan bir çocuktur. Bu kişiye öyle bir güzel bir haber gelir ki, inanılmaz güzel bir okul haberi, yani eğitiminde başarı, sınav sonuçlarının başarısı gibi gibi olabilir. Akademik hayatı olan bir öğretim üyesidir, görevlisidir vesaire, işiyle ilgili başarılı bir terfi alabilir. Yani bu hani her kimse masa başında çalışan, bu kişiye böyle bir para, terfi, bir kısmet, bir şey var yani. Bunun haberini alabilirsiniz. Güzel de sizi de sanki sevindirecek. Hani siz değilseniz bile yakınlarınızdan biri olduğu için sizi sevindirecek bir şey bu. Şimdi geçmişe takılıp kalan bir insan demiştik ya, burada hep böyle bir şey sarmalından çıkamıyorsunuz gibi. Bakın burada ilerliyorsunuz hayata karşı. Böyle düz, biraz
Böyle hala boynunuz bükük ilerliyorsunuz ama bakın arkanızdaki derdiniz, sorumluluğunuz her neyse bu gerçek bir sorumluluk da olabilir ama zihninizde ürettiğiniz ve bir türlü atamadığınız sorunlar da olabilir. Onları da arkanızda taşıyorsunuz. Onların yükü var. Sürekli arka arkaya ekleyerek böyle kuyruk şeklinde arkanızdan geliyor. Bence düşünsel olarak artık düşsel olarak mantıksal olarak yaşanılan her neyse geçmişte bırakmanız lazım. Bağınızı koparmanız gerekiyor. Kötü enerjilerle, kötü yaşantı, kötü deneyimler inanın herkesin başına gelebilir. Bence böyle geçmişe takılıp onları da böyle peşinizden geçirdiğiniz sürece size biraz yük oluyor. Hepsi üst üste ekleniyor. Biraz bulunduğunuz ortamdan, düşüncelerinizden uzaklaşmanız gerekiyormuş gibi. Yani sanki o bağı koparsanız, biraz daha böyle kendi halinize kalsanız, ruhen olumsuz şeyleri düşünmemeye başlasanız, önünüzde bakın yine bir kuş gibi bir haber kısmet çıkmış. Yani burada da vardı ya bu sarmal, bu şeyden çıkabilseniz bir balık ve kurban çıkmıştı, adak çıkmıştı sanki. Dediğim gibi geçmişe bağlı olan o derdiniz her neyse sıkıntınız, ondan böyle bir kopabilseniz psikolojik olarak. Çok güzel bir kısmetiniz var sanki göremiyorsunuz yani eskiye takılıp kaldığınız için kafanızı kaldırsanız şurada göreceksiniz kısmetinizi ama kaldırmadığınız için göremiyorsunuz göremediğiniz için de belki de onunla kavuşamıyorsunuz istediğiniz her neyse paraysa para işse iş belki yeni bir ilişki ama bence burada değişmesi gereken artık böyle farkındalığı artırıp geçmişe takılmayıp geleceğe bakması gereken bir insan var burada ben en çok bunu görüyorum. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Şimdi bakıyorum. Tabakta da karmaşık düşünceler çıktı en çok. Bakın böyle hani bir şeyler rayına oturmuyor. Yani bir şeyler yerinde değil. Böyle puzzle tam yerine oturmuyor. Şurada ayakta duran ve sürekli farklı şeyler düşünen ve ne yapacağına karar veremeyen, kararsızlık yaşayan bir insan gibi çıkmış. Kafadaki olayları bir türlü birbirine oturtamadığı için, hani karar da veremediği için ayakta durup düşünen bir insan çıkmış. Bence artık düzelecek çünkü böyle bir temiz bir ayak çıktı. Ve Y harfine de benziyor bu. Bir işe giderseniz, bir iş görüşmesi yaparsanız isminde ve o ya görüştüğünüz kişinin ya da o şirketin Y harfi olabilir. Ya da biriyle ilgili bir şey olacaksa gelişmeniz Y harfi çıkmış sanki böyle isminde olabilir, soy isminde olabilir, belki sizde vardır ama hani Y ile ilgili bağlantılı bir işiniz, bir gelişmeniz olacak ve sanki ondan sonra biraz daha ufak ufak rayına sokacaksınız her şeyi. O kafanızdaki karmaşayı yavaş yavaş oturtacaksınız. Oturacaksınız böyle bir konuda özellikle biriyle ilgili kafanızda biri var ya da bir şey var. Onunla ilgili çok güzel bir şey düşünüp artık hayata geçireceksiniz. Bitmesi gereken bir ilişki ise bitireceksiniz. Başlamanız gerekiyorsa ilk adım atacaksınız. Ben diyorum ya bayanlara da diyorum yani hani hep erkeklerden beklemesinler. Ama erkekler de hani gurur yapıp yapmanız gereken, atmanız gereken adımları atmamazlık yapmayın. Hani bir ilişkiyi toparlamak istiyorsanız karşı taraftan hep bir şey beklemeyin. Siz de yapmanız gereken her neyse yapın. Hatta fazlasını yapın ki insanlar sizin bu özverinizi de görüp hani daha çok bağlansın. Daha çok hani o ilişkiyi onarmak için onlar da çaba göstersin. Ama gerekmiyorsa ve aynı hataları yapan, devamlı yapan bir insan varsa karşınızda artık bence ayrılıkta en hayırlısıdır bazen. O zaman da çaba göstermeyin bence. Ama bu kafanızdaki karmaşayı oturup böyle karar verip bir yerden başlayıp yavaş yavaş düzelteceksiniz. Sağlıkla ilgili bir haberiniz var bence. Çünkü burada yatan biri çıkmış ama bir kuşu var. Hasta bir yakınınız var sanki. Siz de olabilirsiniz. Bir rahatsızlık var. Yani böyle şöyle diyeyim. Hani böyle ya belinden aşağısı ya belinden yukarısı böyle yarım çıkmış insan. Böyle bir ağrısı ya da bir şey var sürekli. Aileden biri bu ya da çok yakınınızda biri bu. Siz veya çok yakınınız biri. Bir rahatsızlığınızla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Böyle bir ağrı çeken bir insan çıkmış ama haberi var kuş var üzerinde. İnşallah güzel haberleri olsun. İkinci falımız da buydu. Biraz karmaşıktı ama bence insanlar ne isterse o olabilir. Neyi düşünürsek, neyi düşlersek o gerçek olur bence. Gerçekten dua etmek, pozitif enerji, düşünceler çok önemli. Bir kere farkındalık çok önemli. Hani ben diyorum ya hani bu önünüzde kısmetiniz var göremiyorsunuz. Bir şeye o kadar çok takılıp kalıyoruz ki bazen o kadar çok takılıp kalıyoruz.
Gerçekten gerçek dostu göremiyoruz. Gerçekten yapabileceğimiz işlerimizi göremiyoruz. O mutsuzlukla aşağıya çöktükçe hani böyle gereksiz yere kendimizi yoruyoruz. Bu arada falımız bitti. Ben tekrar yorum yapıyorum ama sonra uzattım diye bazen yorumlarda linç ediliyorum. Bu arada hangi fincanı seçtiğinizi yazarsanız sevinirim. Güzel hatta beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz noktada tabii ki de eleştirileri açığım yazabilirsiniz. Ama enerjinizi düşünmeyin. Yani bu gerçekten kalkıp silkelenin ya. Aynı şeye sürekli üzülünmez yani. Aynı şey için dertlenilmez. Ve bu sabah kalkın başka bir şey yapın. Yani bu sabah dediğim yarın sabah. Hani yarın sabah kalkın başka bir siz olarak kalkın. Farklı yaşamaya karar verin. Siz yaşamaya karar vermezseniz aynı şey sizi defalarca üzer, yaralar. Aynı kişiye izin verirsiniz, defalarca sizi üzer, yaralar. Sınırlarınızı çizin. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeni hayaller, hedefler belirleyin. Ama hayat böyle daha güzel. O zaman çok kısmetli bir döneme gireceksiniz bence. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. İnşallah istediğinizden de güzel sürprizlerle karşılaşırsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.